Herkese hepiniz Isaac Türkiye ve Henkel Türkiye işbirliğinde Business Talk'a hoş geldiniz. Bugün bizlerle beraber Ece Hanım olacak. Onun öncesinde kendimi tanıtmak isterim. İsmim Dilan. Şu anda Isaac Türkiye'de Biden tarafta Global Talent ve Global Teacher ürünlerinden sorumlu direktör olarak görev almaktayım. Ece Hanım'ı tanıtmakla başlayabiliriz. Sizleri tanımak isterim. Teşekkür ederim Dilan. İsmim Ece. Yaklaşık 4 yıldır Henkel'de çalışıyorum. Özel Üniversitesi'nden mezunum. Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret okudum. Henkel yolculuğum birazcık eskiye dayanıyor. 2018 yılında uzun dönem stajyer olarak Henkel'de çalışmaya başladım. Şu anda içerisinde çalışmış olduğum departmanda staj yapıyordum. Bir yıl boyunca uzun dönem stajyer olarak görev aldım. O zaman indirekt hizmetler tarafında destek veriyordum. Aynı zamanda muhasebe süreçleri de vardı. Mezun olduktan sonra bir yıllık bir L'Oreal deneyimim oldu. Yeni orada satın alma departmanında pazarlama satın almalarını üstlendim. 2020 pandemiyle beraber tekrardan Henkel'e döndüm. Şu anda daha önce stajyer olduğum departmanda full time olarak görev yapıyorum. Uzun yıllardır bu alandasınız, satın alma alanındasınız. Bizleri izleyen kişilerin de bu alanda ilgisinin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Bize birazcık daha bu alanda hangi yetkinliklerini geliştirmeleri gerekir? Hepimizin bildiği gibi Türkiye enflasyonist bir ülke. Hem asgari ücret artışları hem ülkede yükselen enflasyon vesaire biz satın almacıların görevlerini her gün biraz daha zorlaştırıyor. Bu süreçte aslında tasarruf yaratmak bizim birinci önceliğimiz ama yükselen enflasyonda bu tarz durumların önüne geçmek oldukça zor oluyor. Burada satın almacıların veya satın almada kariyer yapmak isteyen kişilere önerim kesinlikle stratejik düşünce yapılarını geliştirmeleri. Stratejiyi kurgulamak ve daha sonra uygulamaya dökmekteki metotları iyi öğrenip bunları gerçek hayatta işleyebilmeleri. Aynı zamanda karşıdaki satıcılara yani tedarikçilerle olan iletişim becerilerine de çok önem vermeleri gerekiyor. Çünkü şu anda Türkiye'de satıcıların daha baskın olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Ve açıkçası onların yönetişimi de her geçen gün zorlanıyor. Çünkü yükselen fiyatlar, satıcıların beklentisi, şirketlerin kendi tarafındaki bütçe yönetimindeki beklentisi her geçen gün yükseldiği için burada yani satın almacılara çok fazla görev düşüyor. Burada işte dediğim gibi hem iletişim becerisi hem stratejiyi kurgulama, uygulama hem de uzun dönemli plan yapıp bunları bir stratejide oturtabilmek oldukça önemli. Aslında bahsettiğiniz kriterlerdeki kişiler bizim de Isaac ürünlerimizde de yurt dışına gönderdiğimiz kişilerde ön plana çıkan durumlardan diyebilirim. Biliyorsunuz satış alanında dış paydaşlarla fazlasıyla iletişimdeyiz ve çalıştığınız tedarikçilerinizde memnuniyet değerlendirmesi nasıl sağlıyorsunuz? Tüm şirketlerin tedarikçilerin memnuniyetini ölçtükleri farklı yapılar var aslında. Bazı şirketler tedarikçilerine satın alma departmanlarıyla alakalı memnuniyet anketleri yönlendirebiliyor. Anonim olarak cevaplamalarını istiyorlar. Satın alma ile iletişiminiz nasıl? Yeterli iletişimi kurabiliyor musunuz? İşte süreçlerle alakalı fair davranıyorlar mı? İşte yaklaşımları nasıl vesaire gibi direkt olarak genel müdürlüklerin kendi satın almalarının memnuniyetini ölçtüğü tedarikçilere attığı anonim anketler oluyor. Henkel'de böyle bir uygulamamız yok. Biz ne yapıyoruz? Biz tedarikçilerimizin şirket içerisinde iç paydaşlarımıza karşı olan memnuniyet durumlarını ölçüyoruz. Henkel'de 500'den fazla tedarikçi yönetiyoruz indirekt tarafta. Bu çok yüksek bir sayı. 500 için bu anketi yapmıyoruz ama biz bunu şöyle bir sisteme oturttuk. Yıl içerisinde belli bir harcamanın üzerine çıkan tedarikçi gruplarını seçiyoruz. Bu tedarikçi grupları global taraftan belirleniyor bu arada. Lokal taraftan da belirlenmiyor. İki türlü anket gidiyor. Bir tanesi operasyonel anket, diğeri de stratejik anket. Operasyonel ankette tedarikçilerin vermiş olduğu hizmetlerin işte kalitesi, dönüş hızları, yeterli bir tedarikçi mi değil mi, iç paydaşlarımız memnun mu gibi sorular oluyor. Bunlar örnek veriyorum insan kaynaklarının tedarikçisi insan kaynakları departmanına gidiyor. Herhangi bir pazarlama tedarikçisinin değerlendirmesi pazarlama departmanına gidiyor gibi anketler içeriden yönlendiriliyor. Onlar operasyonel değerlendirmeyle bir puanlama yapıyor. Stratejik tarafta yaptığımız değerlendirmeyi de biz satın alma olarak yapıyoruz ve tedarikçinin marketteki pozisyonunu biz orada değerlendiriyoruz. Bu iki anketle beraber aslında tedarikçinin Henkel içerisindeki konumunu değerlendirip onlara bir puan veriyoruz. O puanların da ABC grubu olarak bir ayrımı oluyor. C grubundaki tedarikçiler aslında riskli tedarikçi olarak değerlendiriliyor. Henkel Global çatısı altında ve bir gelişim planı sunuluyor. Bizim burada lokal satın alma olarak görevimiz de eğer bir tedarikçimiz hem yüksek harcamaya sahip olup hem de bu riskli tedarikçi grubundaysa eksik yönlerini geliştirmek. Onlara Henkel'in istediği bakış açısını katabilmek oluyor. Bunun için de belli bir süre oluyor. Corrective Action Plan dediğimiz hani geliştirme planı gibi onları uygulayarak tedarikçi aslında istediğimiz konuma çekiyoruz. Hı hı.
Aslında bunlar da deneyimi, tedarikçilerinizin deneyimini iyileştirme yönelik yaptığınız adımlardan bir tanesi olarak söyleyebiliriz. Tedarikçilerin aslında Henkel'e uyumunu ve deneyimini aslında geliştirmek için, doğru söylüyorsun. Kesinlikle onun için yaptığımız bir şey. Çünkü bazı tedarikçilerimiz daha küçük bir yapıyken Henkel'in tedarikçisi olup Henkel'le birlikte büyüyen, harcamasını geliştiren, bakış açısını geliştiren, sadece Henkel Türkiye ile çalışırken Henkel'in farklı ülkelerine de iş yapmaya başlayan bir sürü tedarikçi grubumuz var. Biz aslında yaptığımız bu anketlerle de tedarikçilerimizin tabii ki de bakış açısını ve bütün gelişimlerini de destekliyoruz bir yandan. Peki hizmet aldığınız diğer tedarikçileriniz ya da genel tedarikçileriniz için deneyimlerini iyileştirme yönünde daha başka nasıl adımlar alıyorsunuz? Henkel'deki satın alma ekibinin asıl görevi stratejik satın alma yapmak. Biz aslında stratejik bir kaynak araştırma ekibiyiz. Henkel için bir malzeme, bir hizmet ya da bir materyali en doğru tedarikçiden en doğru fiyata bulup o kaynağı içeriye yerleştirip daha sonra da iç paydaşlarımıza bu tedarikçilerle birlikte işbirliği yapabilmesi için tanıtıyoruz. Buradaki memnuniyetlerini de gene iç paydaşlarımızla, örneğin insan kaynaklarıyla da ya da pazarlamayla birlikte iletişimde olarak onları ölçütüyoruz ve çeyrek bazlı tedarikçilerle birlikte bir araya geliyoruz. Tedarikçilerden hem Henkel içerisindeki feedbacklerini dinliyoruz, hem bizim içeriden iş paydaşlarımızla aldığımız feedbackleri kendilerine iletiyoruz ve bu şekilde onları da sadece anket ortamında değil, hem fiziki olarak hem online toplantılarla hem bazen workshoplarda bir araya gelerek kendilerini geliştirmek için bazı aksiyon planları ve roadmap'leri oluşturuyoruz ve bunları da çeyrek bazlı toplantıların sonunda da yılın sonunda yıllık değerlendirme toplantısı yaparak aslında tedarikçilerimiz sürekli bir gelişim planı sunuyoruz. Hangi tedarikçiyle devam edip devam edeceğinize karar verme aşamasında nasıl ilerliyorsunuz? Bir tedarikçiyle ilk defa çalışmaya başlayacağımızda aslında ve o bizim için çok stratejik bir satın alma alanıysa sözleşmelerimize aslında daha temkinli yaklaşıyoruz. Yani yeni çalışmaya başladığımız bir tedarikçiyse ve çok önemli bir skop için anlaşma yaptıysak ilk başta sözleşmelerimizi daha kısa süreli tutup oradaki fesih haklarımızı saklı tutup ya da bazı KPI'ler koyup tedarikçilerimizi takip ediyoruz. Akabinde tedarikçi burada başarı sağlarsa tedarikçiyle birlikte yolumuza devam ediyoruz. Burada başarı sağlayamadığı noktada da Henkel olarak yaklaşımımız kesinlikle direkt olarak ilişkimizi bitirmek değil. Orada daha önce de bahsettiğim gibi tedarikçiye gelişim planı sunup tedarikçiyi destekleyerek geliştirmeye çalışıyoruz. Eğer tedarikçi burada gelişim göstermezse, uyum sağlayamazsa ya da iç paydaşlardan şikayet gelmeye devam ederse biz tabii burada farklı tedarikçi arayışlarına gittiğimizde oluyor tabii ki. Anladım. Peki tam tersi açıdan düşündüğümüzde siz onların sadakatini ve işte deneyim kazanmak adına nasıl bir sistem uyguluyorsunuz siz taraflı? Satın almanın tedarikçiye evet. karşı yaklaşımı olarak soruyorsun. Aslında biz tedarikçilerimize tedarikçi olarak değil bir iş ortağı olarak bakıyoruz. Bunu da tedarikçilerimize sürekli söylüyoruz zaten. Biz onlarla partner olarak çalışıyoruz. Ve birlikte hareket edemediğimiz noktada da zaten işlerin yürümediğini oldukça deneyimliyoruz. Bu sebeple de tedarikçilerimiz bizim artık iş ortağımız haline geliyor. Biz burada aslında tedarikçilerin sadakatini kazanmak için onlarla iletişimimizi sürekli sıcak tutuyoruz. Ulaşılabilir oluyoruz. Onlardan bir feedback geldiği zaman kendimizi nasıl geliştirebiliriz ya da bizim tarafımızda geliştirilmesi gereken bir nokta varsa biz de onlara aksiyon planıyla gidiyoruz. Ve bu sayede de aslında Henkel'de şunu da söyleyebilirim. Stratejik alanda çalıştığımız birçok tedarikçiyle minimum 5 yılın üzerinde işbirliğimiz devam ediyor. Bazen sektörde bu körelmek olarak da adlandırılabiliyor ya da bazı tedarikçileri konfor alanına da sokmak olabiliyor bir tedarikçiliğiyle 5 yılın üzerinde bir işbirliğine sahip olmak. Ama Henkel'deki satın alma deneyimime bakarsam 10 yıldır da işbirliğinde olduğumuz tedarikçiler var. Fakat burada kurduğumuz o cümlenin başında da dediğim satın almacının sahip olması gereken iletişim gücüyle birlikte hem buradaki ilişkimizi çok profesyonel yönetip hem de tedarikçinin sadakatini kazanarak gayet güven çerçevesi içerisinde işbirliğine devam ediyoruz. Aslında sohbetimizi sonlandırmadan önce bizi izleyen kişilere vermek istediğiniz bir tavsiye var mıdır aslında? Sizden öğrenebilecekleri çok fazla şey var deneyimlerinizden. Tabii. Bizi izleyenlerin daha çok gençler olduğunu tahmin ediyorum. Ben de yaklaşık 5-6 yıldır satın almada çalışıyorum. Şöyle diyebilirim ki okul yıllarını mezun olduktan sonra çok fazla özleyecekler ve okul yıllarında kazandıkları her türlü deneyim, gezdikleri her ülke, denedikleri her türlü şey, yedikleri yemek, konuştukları kişiler, üniversite hayatları boyunca yaşadıkları her türlü deneyim aslında kendileri için büyük bir kazanç olacak. Çünkü ben bunu kendi üniversite hayatımda da çok fazla deneyimledim açıkçası. Hazırlıktan itibaren küçük küçük işlere girerek, part time çalışarak, yardımcı olarak, çok fazla staj deneyime sahip olarak
Orada iletişim becerilerimi çok fazla güçlendirdim ve yaptığım birçok stajda da aslında mezun olduktan sonra nerede çalışmam gerektiğine kendim karar verdim. Yani bazen duyuyoruz çok böyle piyangoda çalışma hayatına başlayan arkadaşlar oluyor. Ama bu kazandığım deneyimlerle beraber ben gerçekten şu anda olmak istediğim yerdeyim. Ve gerçekten de ilk staj yaptığım şirkette şu anda uzun süredir çalışıyor olmak da benim için çok büyük bir mutluluk. Henkel'de de bu yüzden çok severek çalışıyorum aslında. Benim için çok özel de bir yeri var. O yüzden üniversite boyunca kazandıkları tüm deneyim onlar için çok büyük bir kazanç olacak. Okul yıllarını çok iyi değerlendirmeleri, okul süresince de nerede olmak istediklerini gerçekten kendilerinin karar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çalışmaya başladıktan sonra da bu bütün daha önceden edinmiş oldukları deneyim de onlar için umuyorum güzel yollara çıkacaktır. Çok teşekkür ederiz. Aslında söylediğiniz şey çok değerli. Olmak istediğim yerdeyim diyebilmek bence çok önemli bir şey. Umarım hepimiz tüm gençler olarak olmak Umarım. istediğimiz yere erişebiliriz. Aslında benim sorularım bu kadar. Teşekkür ederim cevaplarınız Ben için. teşekkür ederim. Aslında bizim de şu anda bu etkinliğimizin sonuna geliyoruz. Bir sonraki içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyelim.